Merhaba arkadaşlar, bugün dikdörtgen konusunu işleyeceğiz. Dikdörtgen konusunu iki video halinde anlatacağım sizlere. Birinci videoda daha temel bilgileri içeren ve teorik bilgileri içeren klasik soru tiplerini konuşurken, ikinci videomuzda ise sınav tarzı sorulardan bahsedeceğiz. Birinci videomuzla başlayalım. Şimdi dikdörtgenin tanımıyla başlayalım. Dikdörtgen bütün açıları 90 derece olan dörtgendir diyebiliriz. Burada yazmadım ama sözel olarak ifade etmiş olalım. Bütün açıları 90 derece olması bir dörtgenin dikdörtgen olması için yeterlidir. Aklımıza şöyle bir soru takılabilir. Karede bir dikdörtgen olur mu bu halde? Tabii ki olur. Bütün açıları 90 derece olan bütün dörtgenlere dikdörtgen diyebiliriz. Dikdörtgenin köşegenleri birbirine eşittir. Paralel kenarda mesela köşegenler farklı uzunlukta oluyordu. Ancak dikdörtgende köşegenlerin uzunlukları da eşit oluyor. Peki dikdörtgen bir paralel kenar mıydı? Tabii ki evet diyebiliyoruz biz buna. Niye? Çünkü paralel kenarın tanımını hatırlarsak karşılıklı kenarları paralel olan dörtgene paralel kenar diyoruz demiştik. O halde dikdörtgenin de karşılıklı kenarları paralel olduğuna göre dikdörtgen de bir paralel kenardır. Yani paralel kenarın tüm özelliklerini taşır diyebiliriz. Ayrıca köşegen uzunluklarının eşitliğinden bahsettik. Köşegenleri tabii ki paralel kenarda da birbirini ortalıyordu. Burada da ortalıyor diyebiliriz. Alanı zaten A çarpı B, bunu alanın tanımında konuşarak başlamıştık. Çevresi de 2 artı 2B. İlkokul yıllarından beri en tanınan, en sık rastlanılan, sizin de en sık gördüğünüz dörtgenlerden birisi de açıkçası dikdörtgen. Sınav anlamında da dikdörtgen yine önemli bir özel dörtgen diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar örneklerle başlayalım. Dikdörtgende örnekler, eğer açı sorusu çözüyorsanız çok büyük ihtimalle köşegenlerin birbirini ortalaması ve eşit uzunlukta olması bilgisi sizin için yeterli olacaktır. Çok büyük bir ihtimalle bu bilgiyle açı sorularını rahatlıkla çözebilirsiniz. Şimdi ilk sorumuzda bize burada x açısı soruluyor. Şunu görüyoruz. Köşegen parçalarından birisi herhangi bir BF uzunluğuna eşit. Şimdi biliyoruz ki dikdörtgende bütün parçalar eşit. O halde şunlara eşitlik koyunca bakın burada bir x kenar üçgen yakaladık. Şurada zaten arkadaşlar bir z var diyebilirsiniz. Bakın bu z'den dolayı şu açı 20 derece yazılabilir. İkiz kenar üçgen olduğuna göre bu açı da 20 derece. Şimdi bakın şu ikiz kenarlıktan dolayı da burası da x olur. Yani 2x artı 20 180 derece olarak bulunur. Buradan 2x 160 derece, x de 162'ye bölersek 80 derece olarak hesaplanır. İkinci sorumuz yine bir açı sorusu. Dikkat edersek burada da bir AC köşegeni DE'ye eşit verilmiş. Bakın eğer bir köşegen alakasız bir parçaya eşit verilmişse bilin ki size dikdörtgenin diğer köşegenini çizmek kalıyor. AC ile BD eşit olacağı için o halde bir çizdiğimiz BD de buradaki DE ile eşittir diyebiliriz. Yani şu açı 70 ise x kenar üçgen çıktığı için bu açı da 70'tir. 70, 70, 140 olduğu için üçgenin iç açıları toplamı 180 olması gerekiyor. O halde bu açıya 40 derece kalır. Az önce de konuştuk. Dikdörtgende şu 4 parça eşittir dedik. O halde şu açı da ikizkenar üçgenden dolayı 30 derecedir diyebiliriz. Bu açı 90 olacağına göre 30 ve 40'ın toplamı 70. O halde x'e de 20 derece kalır diyebiliriz. Gördüğünüz üzere dikdörtgende açı sorusu çözerken köşegenlerin birbirini ortalaması ve köşegen uzunluklarının birbirine eşit olması, dolayısıyla da bir köşegenin yerine diğer köşegeni çizme bilgisi çok fazla işimize yarıyor diyebiliriz. Evet, devam edelim. Uzunluk soruları çözelim birkaç tane de. Bakın burada ne görüyoruz arkadaşlar? Bir dikdörtgende AE BD'ye dik verilmiş ve 1'e 4 dikdörtgenin alanı soruluyor bize. Öncelikle dikdörtgen olduğu için buradaki açı 90 olacak. Dikten dik indiği için aklımıza Öklit teoremi gelecek. Ve Öklit hatırlarsanız h kare eşittir p çarpı k diye bir bağıntımız vardı. O halde 1 ile 4'ün çarpımı h'ın karesine eşit. Yani buradan h 2 bulunur. Şimdi burada bakın dikdörtgenin bir köşegenini çizdiğiniz zaman bu alanlar eşit oluyor demiştik. O halde biz şu alanı bulup 2 ile çarpabiliriz. Yani ABD üçgenin alanını bulabiliriz. ABD üçgenin alanına dikkat ederseniz tabanı 5, yüksekliği de 2. Yani bu üçgenin alanı 5 çarpı 2 bölü 2'den 5 olarak bulunur. Burası 5 ise o halde şurası da 5. Yani dikdörtgenin alanı bize sorulduğuna göre cevap 10 santimetre karedir diyebiliriz. Evet, bu soruda da köşegen, bakın alan soruluyor. Birçok öğrenci alan bulmak istediği için kenarları bulmak zorunda olduğunu düşünebilir. Oysa böyle bir zorunluluğumuz yok. Unutmayalım ki dikdörtgen de netice itibariyle bir dörtgen ve genel dörtgenlerden hatırlarsanız 1 bölü 2 çarpı köşegenler çarpımı aradaki açının sinüsüyle çarparak bir dörtgenin alanını buluyoruz demiştik.
O halde burada C köşegenini çizersek bunun da eşit olacağı için 6 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi dikdörtgende bu 4 parça eşit olacağı için bakın hep aynı şeyleri kullanıyoruz arkadaşlar. Şu açıda 22,5 derece yazılabilir. Şimdi 22,5, 22,5 45 derece olacağı için şuradaki açı 135 derece kalır. O halde bu dörtgenin alanını köşegen 1 bölü 2 ile köşegenlerini çarpalım. Ve bu köşegenler arasındaki açının sinüsüyle çarpalım. Yani sinüs 135 derece çarparsak bu dikdörtgenin alanını bulabiliriz. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 6 çarpı sin 135 sin 45 ile aynıydı ve değeri kök 2 bölü 2 idi arkadaşlar. O halde bu ikiler sadeleşirse 9 kök 2 olarak buradan alanı hesaplayabiliriz. Bir sonraki soruda yine bir alan var. DEC üçgeninin alanı soruluyor bu kez. Bakın şu eşitlikler alakalı durmuyor. Ama unutmayalım ki dikdörtgende karşılıklı kenarlar eşittir. Ve bu sayede bir ikizkenar üçgen yakalamış oluyoruz burada. Şimdi ikizkenar üçgende bu tabana ait bir yükseklik çizersek tabanı iki eş parçaya bölüyor. Burada da paralel kenarda da konuştuğumuz bir özelliği hatırlatmak gerekir. Bakın paralel kenarda köşegenlerden birini çizer ve bu köşegenin üzerine dikmelenirsek karşı köşelerden bunların eşit olduğunu söylemiştik. Dikdörtgende de bu geçerlidir diyebiliriz. Zaten şu üçgenlerin eş olduğunu tekrar söyleyebiliriz. Hatta bir kez daha ispatlamak gerekirse. Bakın şurası alfa ise buradaki z'den dolayı şurası da yine alfa diyebiliriz. Burası da beta. Hipotenüsleri aynı olduğuna göre bu üçgenler eş. O yüzden alfaların karşısı aynı. O yüzden betaların karşısı aynı. Şimdi bakın o halde bu üçgenle bu üçgen eşittir diyebiliriz. Yani şurası 2 ise burası da 2'dir. Ancak tabi burada şu da 2 çıktı. Neden? Normalde 3'e eşit olmak zorunda gibi bir şey düşünmeyin sakın arkadaşlar. Mesela şu şekilde bakın buralar eşitken şuradaki parça eşit olmak zorunda değil. Burada eşit olma nedeni sadece ikizkenar üçgen olması, buna dikkat edelim. Yani şurası da 2. Şimdi dikten dik indiği için yine Öklit yapabiliriz. H diyelim buna. Bakın şurası dik. Yapılan hatalardan biri h kare eşittir 2 çarpı 2 demek gibi bir hata olabilir. Sakın öyle bir hata yapmayın. Çünkü burası 90 değil. Şuranın tamamı 90. O halde biz Öklit yapacağımız zaman buradaki üçgeni kullanmak zorundayız. O yüzden bu yeşil üçgenin tamamına bakarsak h'ın karesi eşittir tabandaki 4 ile 2'nin çarpımı. Yani 4 çarpı 2 de 8 olacak. Buradan h'ı 2 kök 2 olarak hesaplarız. Sarı üçgenin alanını hesaplamak istiyoruz. O halde alan DEC diyelim biz buna. Yüksekliği 2 kök 2, tabanı da 4 bölü 2. Yani 4 kök 2 santimetre kare olarak hesaplanır. Evet, burada bir açı eşitliği verilmiş. BAE açısı alfa iken ACD açısı bunun 2 katı verilmiş şurası. Şimdi arkadaşlar burada bir Z var. Dolayısıyla bu Z'den dolayı şu açıda alfa diyebiliriz. Şu da 90. Bakın yukarısı 8 ise aşağısı da 8 olmalıdır. O halde şuraya 3 kalır. Şimdi üçgende açı ortay özelliğinden 3'e 3n, 5'e 5n yazılabilir. Şimdi bu yeşille üstünden geçtiğimiz şu üçgen 3n, 4n, 5n üçgeni belli ki. Çünkü hipotenüs 5n iken burası 3n olduğu için şurası da 4n olarak bulunur. Yani BC 4n ise buradan n'i hesaplayabiliriz. 4n 8 ise N 2. Evet, N yerine 2 yazdığımız zaman şurası 6. Yükseklik 6, tabanda 5. O halde alan 6 çarpı 5 bölü 2 olarak hesaplanabilir. Yani 6 çarpı 5 bölü 2 alan 15 santimetre kare diyebiliriz AEC üçgeninin alanı için. Evet, bir sonraki soruda yine alan verilmiş ve bu kez BE ile AD arasında bir oran soruluyor bize. Öncelikle dikdörtgen ne demiştik? Paralel kenarın tüm özelliklerini taşır. Dolayısıyla paralel kenarda da konuşmuştuk. Bir kez daha hatırlatacak olursak dikdörtgenin köşegenlerini çizince şu 4 alanın eşit olduğunu söyleyebiliriz. Peki o halde burası 8 ise burası da 8 olacağı için şuraya 4 kalır. Şimdi üçgende alan bilgimizle devam edelim. Alanlar 4'e 4 ise tabanlar n'e n eşit. Şimdi arkadaşlar bakın burası 2n ise burası da 2n yazabilirsiniz. Neden? Köşegenler birbirini ortalıyor diye. Alandan da bunları söyleyebilirdik. Yani farklı yollardan da bunları söyleyebilirsiniz. Şimdi devam edelim. 2n, bakın burası 8 ise burası da 8. Oradan da yakalayabilirdiniz bu nn 2n olayını ama artık gerek kalmadı. Şimdi şurada bir kelebek var dikkat ederseniz. Bakın bu kelebeği şu şekilde tam olarak boyayalım. Daha iyi görmenizi istiyorum. Bakın buradaki kelebek şu.
Ve bu kelebeğe dikkatli bakarsanız benzerlik oranı 3'e 1. Yani şurası da 3m 1m yazılabilir kelebekten dolayı. Şimdi orası 3m arkadaşlar, burası da 3m. Şuraya 2m kalır. Böylece BE 2m, AD de 3m. Yani 2 bölü 3 olarak alandan yola çıkarak bu soruyu çözmüş oluyoruz. Bir sonraki sorumuzda bakın 5 tane eş dikdörtgenle bir yapı oluşturulmuş ve yeni bir dikdörtgen elde edilmiş. Bu dikdörtgenin çevresi 32 birim ise alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Şimdi burada işi uzatan öğrencilerin yaptığı en büyük hata buralara xx, buraya y demek. Yani biraz aceleci davranmış oluyorsunuz açıkçası. Onun yerine şöyle diyelim. Madem bunlar eş dikdörtgen ve kısa kenarları x ise buralarda x'tir yazabiliriz. Böylece bakın karşısı da 3x olacağı için neticede ABC'de bir dikdörtgen diyor. O halde uzun kenarlarının da 3x olduğunu buradan tespit ederiz. Yani böylece çevreyi toplayacak olursak bakın 3x burada, 5x de burada, 8x, 3x, 5x de buradan gelecek, 16x. 16x bize kaç verilmiş? 32 olarak verilmiş. O zaman buradan x'i 2 olarak hesaplarız. Şimdi x yerine 2 koyduğumuz zaman bu 5x dediğimiz yer 10, 3x dediğimiz yer ise 6 bulunur. Alan neydi? 6 çarpı 10 da 60. Yani alan 60 birim kare olarak hesaplanır. Bir sonraki sorumuzda bakın yine ne var? Bir kelebek görüyoruz. Baktığımız zaman dikdörtgenden dolayı 15-15 olacak karşılıklı. Yani üst tarafa 5 kalır. Burası da 12-12 olacak. Şurasına da 12 yazalım. Şimdi 5-12-13 üçgeni var mı? Evet, var. Burası 13. Şu yeşil üçgene baktığımız zaman 5-12-13 üçgen olduğu bariz bir şekilde görülüyor. Bir de şunu yakalamanız gerekiyor burada arkadaşlar. Bakın yine bir kelebek var. Ve kelebek benzerliği yapabiliriz. Unutmayalım, konu dikdörtgen olduğunda yepyeni bilgiler kullanmıyoruz. Üçgen bilgimizde aslında birçok soruyu zaten çözebiliyoruz. Bakın benzerlik oranı 5'e 15 ne demek? Bu 1 bölü 3 demek. O halde burası da n'e 3n olur. Yani 4 enlik uzunluk aslında 5, 12, 13'ten dolayı 13 olarak hesaplanır. Bu durumda n 13 bölü 4 olur. Ve bize sorulan 3 n ise x'in değeri 3 çarpı 13 bölü 4, yani 39 bölü 4 santimetre olarak hesaplanır diyebiliriz. Evet, şimdi bir de sınav tarzı bir soru çözelim arkadaşlar ve birinci bölümü burada noktalayalım. Bakın burada bir dikdörtgeni katlamış. Katlandığı zaman da KC uzunluğu sorulmuş bize. KC uzunluğunu bulmak için katlama sorularında sıklıkla yaptığımız hareketi burada da yapalım. Bakın eski haline getirelim. Eski haline getirirken mutlaka şunları işaretleyelim. Şunları da işaretleyelim. Lazım olsun ya da olmasın. Alttan bakın bizim göremediğimiz şu kısmı tamamlarsak biraz düzgün çizelim. Bakın şu kısmı tamamlarsak yukarısı 6 olduğu için burası yine 6 olacak ve 6 eksi x kalır buraya. Şurası 4'tü zaten. Buraları da yazalım. 4, yine 4 ve dik. Bakın şimdi ters açıdan bu açılar aynı. Şöyle gösterelim. Noktayla karışmasın diye değiştirdim arkadaşlar. Şuralarda iki çizgi olur. Bakın nokta 92 çizgi. Bu da nokta demeyelim, pardon. Çizgi 92 çizgi ise burada da çizgi var arkadaşlar. 90 var. Mecburen şu da iki çizgi. Şimdi her iki üçgende de tek çizgilerin karşısı 4. O halde bu üçgenler eşittir diyebiliriz. Yani burada çizgi 4'ü görüyor. Burada da çizgi 4'ü görüyor. O halde bu üçgenler eş. O halde burada iki çizgi x'i görüyorsa burada da iki çizgi x'i görüyor diyebiliriz. Şimdi şu üçgende bakın özel üçgen olabilir mi diye düşündük diyelim ki x'e 3 verdiğimiz zaman 6 eksi 3 5'i vermiyor. O halde 3, 4, 5 olamaz. Mecburen burada Pisagor yapacağız. Yani 6 eksi x'in karesi eşittir x'in karesi artı 4'ün karesi. Bu gibi denklemler karşımıza çıktığında tedirgin olmamalıyız. Çünkü her iki tarafta x kareler oluşacak ve birbirini götürecek. 36 eksi 12x artı x kare sol tarafın açınımı. Sağ taraf ise x kare artı 16 olarak hesaplanır. X kareler giderse 12 eksi 12x sağ taraf, 16 ise sol tarafa giderse 36 eksi 16 olur. Burası da 12x olur. Yani 20 olur burası. X de 20 bölü 12 olarak hesaplanır. Sadeleştirirsek 4 ile 5 bölü 3 olarak x'in değerini bulduk. Bakın katlama sorusunda üçgende katlamada ne yapıyorsak burada aynısını yaparak soruyu çözdük. Şimdi arkadaşlar birinci bölümde
Bu kadar yeterli. İkinci bölümde biraz daha sınav tarzı sorular nasıl olur? Katlama sorular özellikle sınavlarda nasıl sorulur? Yani ÖSYM tip sorulardan biraz daha detaylı bahsedeceğiz. Burada temel bilgilerini konuştuk dikdörtgenin ve sorularına nasıl yaklaşmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Köşegenler üzerinden özellikle sorulara dikkatli bakmalıyız. Bunları konuştuk. İkinci bölümde tekrar dikdörtgene devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar.